Merhabalar. Fatma'nın örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına şöyle Bonito altın ilmek ipiyle geldim arkadaşlar. İpimin markası Bonito altın ilmek. Şöyle ipim orta kalınlıkta bir hardal sarısında bebeği ipi bugün sizlere bu ipe yakışır ve diğer iplere tüm iplere yakışacak çok güzel bir modelden bahsedeceğim özellikle yazlık merserize ipleri de çok yakışır arkadaşlar harika bir modelden bahsedeceğim modelimin örmesi çok kolay çok güzel üç boyutlu bir modelden bahsedeceğim arkadaşlar şöyle ipimi kenara alayım ben bu ip modeli örebilmek için şöyle iki düz iki ters lastik gördüm gördüğünüz gibi İki düz iki ters lastiğin üzerine bu modeli anlatacağım siz dilediğiniz lastiğin üzerine de anlatabilirsiniz fakat benim gibi iki düz iki ters lastik başlayacağınız zaman bu şekilde iki düz iki ters yani başlangıcı iki düz olacak biterken de iki tersine bitecek arkadaşlar sadece 2 iki düz iki ters lastik kullanacağınız zaman buna dikkat edin modelimizden neler olur bu modelden çok güzel bebek yeleği olur bebek hırkası olur kendinize eşinize hırka yelek süveter yapabilirsiniz yazlık merserize iplerle her mevsim kullanabileceğiniz bluzlar, hırkalar, etol şallar, böyle yelekler yapabilirsiniz. Daha salaş olsun isterseniz 5 numara şiş de kullanabilirsiniz. Ben 4 numara şiş ile öreceğim arkadaşlar bu modelimi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Bir model bu şekilde 1, 2, iki ilmekten oluşuyor bir model 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar hırka yelek süveterle başlarsak bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 bu şekilde çiftli sayılarda ilmek atıyoruz bakın 2 2 2 bu şekilde çiftli sayılarda ilmek atıyoruz modelimizi arka yüzden kuracağız arkadaşlar modelimizin arka yüzündeyim birinci sırasındayım Modelimizin arka yüzünde birinci sırasında modelimize başlarken bu şekilde kenar ilmeğinden sonraki şu önce şuradaki ilmeğimi bir düzeltelim arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonraki gelen ilk ilmeğimiz bu şekilde düz olmalı. Bir düz bir ters. Modelimizi arka yüzden birinci sıramızı bu şekilde kuruyoruz. Bakın bir düz bir ters. Tekrar bir düz bir ters. Bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde modelimin birinci sırasını arka yüzden bir düz bir ters ile kuruyorum arkadaşlar. Bakın bir düz bir ters. Sıra sonuna kadar birinci sıramı bu şekilde ben tekrarlıyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Tekrar bir düz bir ters. Bakın bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Modelimin birinci sırasını sıra sonuna kadar bu şekilde bir düz bir ters ördüm arkadaşlar. Bakın sıramın sonunda yine aynı şekilde bir düz bir ters. Bakın kenar ilmeğinden önce ters ilmekle bitmeli modelimizin birinci sırası. Kenar ilmeğimizi ters örüyorum. Modelimizin birinci sırası Arka yüzü bu şekilde. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayım ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeden sonraki gelen ilmeğimiz bu şekilde düz olmalı arkadaşlar. Bakın kenar ilmeği, ondan sonraki gelen ilmek bu şekilde düz olmalı. Onun arkasındaki ilmek de ters olacak. Bir düz bir ters. Modelimizin ön yüzünde ikinci sırada önde düz, arkada ters. İki ilmeği ikisini birlikte alıyorum. Düz örgü olarak kesiyorum. Burası bir model. Ve bunu tekrarlıyorum arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyim, ikinci sıradayım. Bakın bu şekilde modelimizin ön yüzünde ikinci sırada önde düz, arkada ters. Bakın önce düz ilmeğimizi alıyorum, sonra ters ilmeğimizi alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Ve bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi ikişer ikişer keserken bakın önde düz olduğu düz ilmek olmasına dikkat edelim. Modelimize görüntüyü verecek olan şekil bu. Bakın önde düz arkada ters. Tekrar bakın önde düz arkada ters. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Önde düz arkada ters. Bu şekilde modelimizi ilmeklerini ikişer ikişer kesiyoruz arkadaşlar. Arka yüzden Bakın bu şekilde ilmek sayılarımızda eksilme oluyor. İlmeklerimizi ikişer ikişer kestiğimiz için. Şimdi modelimizin ikinci sırasını ön yüzden bu şekilde ilmeklerimizi ikişer ikişer kesiyoruz kestiğimiz ilmek bakın bu şekilde önde düz arkada ters olmalı önde düz arkada ters tekrar bakın kenar ilmeği hariç iki ilmeğimiz kaldı bakın önde düz arkada ters ilmeğimiz var İkisini birlikte kesiyorum kenar ilmeğini de ters örüyorum modelimizin ön yüzünden ikinci sıramızı ilmeklerimizi bu şekilde ikişer ikişer kestik arkadaşlar modelimizin arka yüzündeyim üçüncü sıradayım modelimizin arka yüzünde üçüncü sırada burada ilmek sayılarımız geri yerine gelecek kenar ilmeğini örmeden aldım modelimizin arka yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğinden sonra sırasına gelen ilk ilmeğimizin şu ara boşluğundan geçiyorum buradan bir ilmek aldım bakın ve buradaki duran ilmeğimi bir tane düz örüyorum bakın şu aradan aldığımız ilmek şu da ördüğümüz ilmek ilmek sayımız geri yerine geldi gördüğünüz gibi 2 iki ve 2'nin katları bir sonraki ilmek için yine aynı işlem. İlk ilmeğimizin ara boşluğundan geçiyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Bakın buradan bir ilmek aldım. Ve buradaki duran ilmeği örüyorum. Modelimizin üçüncü sırasında yapacak olduğumuz işlem de bu arkadaşlar. Her ilmeğin arasından bir ilmek alıyoruz. Bakın bir sonraki ilmeğimizin arasından yine aynı bir ilmek aldım. Buradaki duran ilmeği ördüm. Her ilmeğimizin arasından bir ilmek alıyoruz ki bu sayede ilmek sayımız geri yerine geliyor arkadaşlar. Tekrar bakın sırasına gelen ilmeğimizin şöyle ara boşluğundan ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeği örüyorum. Bir sonraki işlemde gene aynı. Ara boşluktan ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeği örüyorum. Ara boşluktan ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeği örüyorum. Sıra sonuna kadar modelimizin 3. sırasında yapacak olduğumuz işlem bu. İlmek sayılarımız geri ikişerli ilmekler halinde bakın tekrarlıyorum. Ara boşluktan ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeği örüyorum. Ara boşluktan ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeği örüyorum. Ara boşluktan ilmek alıyorum. Buradaki duran ilmeği örüyorum. Tekrar bakın iki ilmeğimiz kaldı. Kenar ilmeği ile birlikte bu şekilde 2 ilmeğin son kez aradan ilmek alıyorum ve buradaki duran ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüyorum arkadaşlar. Modelimizin üçüncü sırasında da yapacak olduğumuz işlem bu. Modelimizin arka yüzündeyim. Üçüncü sıradayım. Ve bu işlemi yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzünde dördüncü sırada. Modelimizin ön yüzünde dördüncü sırada ilmeklerimiz ikişerli ilmekler halinde gördüğünüz gibi. Modelimizin ön yüzünde dördüncü sırada bakın şu baştaki ilk ilmeği bu şekilde arkasından alarak düz ördüm. Kalan ilmeğimizi normal düz ördüm. Modelimizin ön yüzünde Dördüncü sırada bu işlemi bu şekilde tekrarlıyorum. Bakın baş, baştaki ilk işlemi ilk ilmeği arkasından düz örgü olarak ördüm. Buradaki kalan ilmeği de normal düz örüyorum. Bir sonraki model için işlem aynı. Bakın şu baştaki ilk ilmeği var ya bu şekilde normalde düz, düz örebilirim. Şöyle bakın normal düz öreyim. Bakın buradaki gibi güzel bir görüntü oluşmuyor. Şöyle yamuk bir görüntü oluşuyor arkadaşlar ilmekte. O yüzden ben bu baştaki ilmeği bir tane arkadan düz olarak örüyorum ve buradaki kalan da normal düz örüyorum yani il e, modellerimiz ikili ilmek sayısı ya bakın şu bir model arkadaşlar iki ilmek üzerine baştakini burada böyle bir tane düz örüyorum buradaki kalanı normal düz örüyorum baştakini arkadan alarak düz örüyoruz yani ilmeğimizin yönü düzeltmiş oluyoruz arkadaşlar modelimizin dördüncü sırasında ilmeklerimizi aslında tüm ilmeklerimizi düz örgü örüyoruz fakat modelimizin dördüncü sırasında tüm ilmekleri düz örerken baştakini bu şekilde arkadan alarak düz örüyorum kalanını bir tane normal düz örüyorum baştakini arkadan alarak düz örüyorum kalanını normal düz örüyorum modelimizin dördüncü sırasında ilmeklerimizi bu şekilde hepsini teker teker düz örgü örüyoruz modelimiz üç boyutlu bir örgü modeli arkadaşlar kenar ilmeğinde ters örüyorum Modelimizin dördüncü sırasında arka yüzünde tüm ilmeklerimizi düz örgü ördük bu şekilde. Şöyle ben sizlere bir modeli anlattım arkadaşlar. Bir model dört sıradan oluşuyor. Ve modelimiz şu an hiç gördüğünüz gibi hiç belli değil. Bakın ben sizlere dört sıradan oluşan modeli bir kez anlattım. Şimdi ikinci kez modelimizi nasıl kuruyoruz onu göstereceğim. Modelimizi arka yüzden kurmuştuk. Modelimizi ikinci modelimizi tekrar yine aynı şekilde arka yüzden kuracağız. Hep bu şekilde dört sıranın devamı olacak. Tekrar olacak arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde arka yüzden kurmuştuk. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bakın bu şekilde birinci sıramı bir kez daha tekrarlamış oldum. Bir düz, bir ters. Zaten kendini belirliyor. Bakın her model iki ilmekten oluşuyor ya arkadaşlar. Şu baştakini düz örüyorum. İkinciyi ters örüyorum. Bakın işlem gene aynı. Baştakini düz örüyorum. İkinciyi ters örüyorum bir düz bir ters ile başladık arkadaşlar hep bu dört sıranın tekrar olacak modelimiz ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık bir çalışma yaptım gerçekten çok güzel harika bir model oldu şöyle üç boyutlu bir model oldu arkadaşlar benim çok çok hoşuma gitti şu güzellik şu güzel görüntüye bakar mısınız şöyle iki ters 2 düz lastiğin üzerine de çok güzel gözüktü bundan dilerseniz kendinize yelek hırka atkı bere boyunluk yapabilirsiniz daha ajurlu olsun isterseniz daha kalın şiş kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben 4 numarayla ördüm bunu. Bakın atkı ve berelere de çok yakışır bu model. Ama dilerseniz bebe örgülerinde de kullanabileceğiniz harika bir modelden bahsettim. Modelimiz 4 sırada tekrar eden örgü modeli. Modelimizi bu şekilde arka yüzden kurduk arkadaşlar. Arka yüzde de bu şekilde şöyle haraşalı bir görüntü oluştu. Hatta burası da bir ayrı model oldu diyebilirim. Modelimizi bu şekilde arka yüzden kurduk. Modelimizin ön yüzü de bu şekilde. Evet sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni, bir yorum atmayı unutmayın diyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.